Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ayartlarının formülle dinamik olarak oluşturulmasını göstermek istiyorum. Bu arada Excel'in yeni fonksiyonlardan sıralı arkadaşlar sequence fonksiyonunu kullanacağız. E diğerleri de işte metne çevirimiz, seri tarih ve tarih fonksiyonumuz var. Bayağı bir fonksiyon kullanımız var İngilizce sürüm içinde görebilirsiniz. Şimdi ayatları nedir ki ya ben ocak yazar çekerim dersiniz. Doğrudur olabilir ancak farklı formatlarda gösterme şansınız başında bir ifle duruma göre yapma şansınız olabilir. Ee, gelişmiş bir kullanım olarak bilmekte yarar olabilir. Bakınız burada nelerden yararlanıyoruz nasıl kullanıyoruz. Önce sıralı fonksiyonumuza bakalım. Sequence'e bize sayı üretiyor. Yani 12 tane üret, birden başla, bir sütunda üret, birden de sıfırdan başla. E tamam bu ürettikten ne olacak? Bakınız bir fonksiyonumuz daha var. Seri tarih. O da ne yapıyor? Bir tarihten başlıyor, şu kadar e, sayı uzat gibi. Yani ona bir başlangıç tarihi vereceğiz istediğimizi. Biz 2023 bir verdik. Farklı verebilirsiniz arkadaşlar. Orada 12 tane üretecek. Sonra da metne çevirle de işte. A, A olarak farklı formatlarda e, tarihi elde ediyorsunuz. Esprisi bu. Şimdi birlikte e, yapalım arkadaşlar. Geldik metne çevir en son üretilen tarihleri metne çevirmek için e, kullandık. Seri tarih ee, başlangıç tarihini elde etmek için. Peki bas tarihi nasıl vereceğiz? Evet tırnak içinde elimizle yazabiliriz ama daha dinamik verelim hani değiştirelim içine bugünü de katabiliriz. O zaman tarih fonksiyonumuzdan da yararlanabiliriz. Değil. Dediğim gibi elle de yazabilirsiniz problem yok. Efendim 2023'ün birbirinden başla sıralı olarak devam et. Ee, gördüğünüz gibi bizim 1210'u yazdık. Ondan sonra e tamam e, formatımızda A olsun şekli. Küçük büyük fark etmez arkadaşlar. Bakınız üretti. E ben aynı fonksiyonu yukarıda da üreteyim. Ama biz sütun üret dedik, değil mi? Ondan sonra e, o zaman ne diye çevirebiliriz? E, ondan sonra sütun satır, buraya da sıfır e, deyip bir deyip 12 dersek e, bu sefer de sütür etmiş oluruz. Evet arkadaşlar ayarlarını bu şekilde oluşturduk.